Şimdi daha önce de duymuş olabileceğiniz bir kavramdan bahsedeceğiz. İyon kavramından. Önce bu kavramın ne olduğundan bahsedelim. Sonra da periyodik sistemdeki elementlerin iyon oluşturma eğilimlerini anlatalım. Aslında bir atomu iyon haline getirmek çok da kolay değil. Özellikle de pozitif yüklü iyon haline getirmek oldukça zahmetli bir iş. İyonları proton ve elektron sayıları eşit olmayan atom ya da atom grupları diye tanımlayabiliriz yüklü atom ya da moleküllerdir de diyebiliriz. İyonların yükü proton ve elektron sayılarından ileri gelir. Nötronlar da atom altı tanecikler ama nötronların yüksüz tanecikler olduğunu bir kere daha hatırlayalım. Proton ve elektron sayılarının toplamından iyonların net yükü belirlenir. Bir atom ya da moleküldeki proton sayısı, bu arada molekülün atom grupları olduğunu da ekleyelim. Evet, proton sayısı elektron sayısına eşit değilse iyonlar oluşur. Eğer tanecikte proton sayısı elektron sayısından fazlaysa pozitif yüklü iyon oluşur. Aynı şekilde elektron sayısı proton sayısından fazlaysa negatif yüklü iyon oluşur. Örneğin, elimizde nötr bir hidrojen atomumuz olsun. Hidrojenin bir proton ve bir elektron olduğunu biliyoruz. Eğer bu atomdan bir elektron koparırsak hidrojen artı bir yüklü bir iyon olur. Eğer bu atom hidrojenin en yaygın izotopuysa nötronu olmadığı için sadece bir protonun kaldığını da söyleyebiliriz. Bunun için pozitif yüklü bir iyondan bahsediyorsak yani proton sayısı elektron sayısından fazla olan iyonlara katyon diyoruz. Katyon. Evet, katyon pozitif yüklü iyonlar için kullanılan bir kavram negatif yüklü iyonların olduğunu da söyledik. Mesela florür iyonu. Flor bir elektron aldığında eksi iyon oluşur. Artık yükü eksi bir olan bir iyon oldu. Bu eksi yüklü iyonlara da anyon diyoruz. Buraya da yazalım. Anyon. Atomdan elektron koparınca katyon oluşuyor. Koparmanın baş harfi K ile katyonu zihninizde eşleştirebiliyorsunuz. Atom elektron alınca da anyon oluşuyor. Almanın baş harfi A anyonu eşleştirebilirsiniz. Şimdi de periyodik tablodaki elementlerden elektron koparmak ne kadar zor olabilir bundan bahsedelim. İşte bu noktada yeni bir kavramla karşılaşacağız. İyonlaşma enerjisi. İyonlaşma enerjisini bir elektron koparmak için gerekli olan enerji miktarı olarak tanımlayabiliriz. Hatta bunu katyonlaşma enerjisi olarak da söyleyebiliriz. Çünkü bir atomdan elektron kopartıldığında katyon oluşur. Bu da atomu daha pozitif bir hale getirir. Şimdi periyodik tabloda iyonlaşma enerjisinin değişimine bakalım. Daha önce periyodik sistemdeki gruplardan bahsetmiştik. Örneğin birinci grup elementini inceleyelim. Hatırlayalım. Bu grupta yer alan hidrojenin özel bir durumu vardı. Hidrojen bu gruptaki tek ametal elementiydi. Diğerleri ise metaldi demiştik birinci gruptaki diğer elementleri inceleyecek olursak, yani alkali metal elementlerine bakacak olursak, bu elementlerin elektron verme isteklerinin oldukça fazla olduğunu görürüz. Peki neden? Çünkü bu elementler bir elektron verdiklerinde kendilerinden bir önce gelen soy gaz elektron düzenine ulaşır. Örneğin, lityum bir elektron kaybederse, helyumun elektron düzenine ulaşır ve son katmanında iki elektronu olur. Daha önce oktet kuralını anlatmıştık. Ancak helyumun da ilk ve son katmanında iki elektronu var ve oldukça da kararlı. Lityum dışında kalan sodyum, potasyum ve diğerleri de bir elektron verdiğinde kendilerinden önce gelen soy gaz elektron düzenine ulaşır. Sodyum bir elektron verdiğinde son katmanında 8 elektronu kalır. Muhteşem 8 elektron. Lityum bir elektron verdiğinde de son katmanında iki elektronu kalır ve kararlı helyum düzenine ulaşır. Bu durumda şunu tahmin edebilirsiniz. Alkali metallerden bir elektron koparmak kolaydır ve iyonlaşma enerjileri de oldukça düşüktür. Bunu yazayım. Düşük iyonlaşma enerjisi. Düşük derken iyonlaşma enerjilerinin az olduğunu söylemek istiyorum. Peki periyodik sistemde soldan sağa doğru gittiğimizde iyonlaşma enerjisi nasıl değişir? 1A grubundan başlayarak periyodik sistemin sağına doğru gittiğimizi düşünelim. Sağa doğru gittiğimizde soy gazlara geliyoruz. Daha önce söylemiştik, soy gazlar çok çok kararlı. Elektron almak ya da vermek istemiyorlar. Örneğin neonun son katmanında 8 elektronu var ve buna oktet kuralı demiştik. En kararlı haldir. Helyuma baktığınızda ilk enerji seviyesi tam dolu ve iki elektronu var. Kararlı oldukları için bu gruptan bir elektron koparmak oldukça zordur. İyonlaşma enerjileri de yüksektir. Düşük enerji elektron koparmanın kolay olduğunu belirtir. Özellikle de ilk elektronu koparmak zor olmayacak anlamına geliyor. Burada ise iyonlaşma enerjisi yüksek. Yüksek iyonlaşma enerjisi. Bu periyodik sistemdeki genel bir değişimi belirtir. Aynı periyotta soldan sağa doğru gidildiğinde iyonlaşma enerjisinin değeri yükselir. Peki, aynı grupta iyonlaşma enerjisinin değişimi nasıl olur? Yine bu grupta alkali metallere bakacak olursak, mesela bu grupta yukarıdan aşağıya doğru gittiğimizi düşünelim. Burada sezyum var. Son katmanındaki elektronu 1 2 3 4 5 6. Son elektronu 6. katmanında yer alır. Lityumun son elektronu ise ikinci katmanındadır. Sezyumun son katman elektron çekirdeğinin çok uzağında yer alır. Ve çekirdeği tarafından da çok fazla çekilemez. Bu durumda sezyumdan bir elektron koparmak, lityumdan bir elektron koparmaktan daha kolay olur. Yani sezyumun iyonlaşma enerjisi lityumunkinden daha düşüktür. Daha düşük. Bu soy gazlar için de geçerli bir durum kısmen ona bakacak olursak değerlik elektron sayısı yani son katmandaki elektron sayısı 8 ve çekirdeğinden oldukça uzaktadır. Evet, soy gaz olduğu için iyonlaşma enerjisi yüksektir. Ama helyum ya da neonla karşılaştırıldığında da iyonlaşma enerjisi onlarınkinden daha düşüktür. Yani düşük iyonlaşma enerjisi. Tekrar edecek olursak, periyodik sistemin aynı periyodunda soldan sağa doğru gidildikçe iyonlaşma enerjisi artar. Aynı grupta aşağıdan yukarı doğru çıkıldıkça da iyonlaşma enerjisi artar. İyonlaşma enerjisinin düşük olduğu durumda elektron koparmak kolaydır. İyonlaşma enerjisi arttıkça da elektron koparmak zorlaşır. Buradaki grafikte elementlerin ölçülmüş iyonlaşma enerjilerinin değişimi gösteriliyor. Bu tür grafikleri incelemeyi seviyorum çünkü bu grafikler periyodik sistemin mantığını daha iyi açıklıyor. İnsanlar bu tür grafikleri gördüklerinde ''Aa evet burada düzenli ya da periyodik olarak değişen bir şeyler var.'' diyorlar. Grafiğin bu ekseninde iyonlaşma enerjisi değerleri elektron volt biriminden verilmiş. Bu da bir enerji birimidir. İsterseniz jül birimine çevirebilirsiniz. Bu ekseninde ise elementler artan atom numaralarına göre sıralanıyor. Hidrojenle başlayıp helyuma geliyoruz. Helyumdan sonra lityum ve diğerleri. Şimdi grafiği inceleyelim hidrojenden helyuma geliyoruz. Helyum çok kararlı ve bu nedenle helyumdan elektron koparmak oldukça zordur. Sonra lityuma geliyoruz. Hatırlarsanız lityum bir alkali metal elementiydi. Bir tane elektron verdiğinde kararlı hale geçer ve soy gaz elektron düzenine ulaşır. Bu nedenle iyonlaşma enerjisi düşüktür. Periyodik sistemin aynı periyodunda soldan sağa doğru gittiğimizde, yani alkali metallerden soy gazlara doğru gittiğimizde iyonlaşma enerjileri yükselir. Burada bazı sapmalar var. Bunun nedenini merak ediyor olabilirsiniz. ama burada genel bir değişimden söz ediyoruz. Alkali metalden soygaza, alkali metalden soygaza ve böyle devam ediyor. Bu grafiğe baktığınızda, burada buraya olan uzaklıkla buradan buraya olan uzaklık eşit. Ama buradaki uzaklık diğer ikisinden daha fazla acaba bunun nedeni ne diye sorabilirsiniz. Hatırlayalım. Burada D blok elementleri yer alıyordu. Periyodik sistemden bakacak olursak, dördüncü periyottan itibaren B grubu elementleri araya girmeye başlıyor. Yani grafikteki bu araya D blok elementlerini de ekliyoruz. Burada da hem D blok hem F blok elementleri yer alıyor. Genel değişime tekrar bakacak olursak, alkali metallerin iyonlaşma enerjileri düşüktür. Soy gazların iyonlaşma enerjileri yüksektir. Atom büyüdükçe iyonlaşma enerjisi de gitgide azalır. Örneğin radon bir soy gaz olmasına rağmen dış katmanlarındaki elektronları çekirdeğine o kadar uzak ki iyonlaşma enerjisi hidrojeninkinden bile daha düşük. Umarım bunu ilginç bulmuşsunuzdur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.